Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi. Öncelikle hepimizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Onun rahmetinin, bereketinin, lütfunun hepimizin üzerinde olmasını, onun sonsuz rahmetinden niyaz ediyorum. Anadolu İlahiyat Akademisi'ne bize bu tür fırsatları verdiği için, sizlerle buluşturduğu için, sizlerin huzurunda İslam dünyasına ışık tutmuş, ömürlerini İslam davasına adamış, ilme adamış, bu büyük düşünürleri birlikte ele alma, konuşma imkanı sağladıkları için de ayrıca canı gönülden teşekkür ediyorum. Minnettarlığımı arz ediyorum. Hemen ifade etmeliyim ki bugün üzerinde konuşacağımız büyük düşünür Muhammed Abid el-Cabiri bir seminerde en azından yapmış olduğu çalışmaların başlıklarını bile zikredebileceğimiz bir düşünür değil. O kadar çok ve lütfü insan ki hangi boyutuyla onu nasıl ele alıp konuşması gerektiği hususu bile bence başlı başına onu anlatacak insanlar için bir sıkıntı kaynağıdır. Özellikle de naçizane benim 20 yıla yakındır kendilerini akademik hayata, lisansüstü çalışmalara hazırladığım ilahiyat öğrencilerine yaklaşık olarak hemen hemen Türkçe'ye çevrilmiş tüm eserlerini okutmaya çalıştığım ve bunları ders olarak da okuttuğum bir düşünür olunca benim için ayrı bir zorluk ifade ediyor. Çünkü az sonra başlıklarıyla ele alacağımız, ana başlıklarında şunları konuşacağımız diyeceğim her bir başlığı biz yaklaşık olarak yarım dönem konuşuyoruz. Yani bir yarım dönemde konuştuğumuz, toplam olarak birkaç yılda ancak bitirebildiğimiz bir düşünürün düşünce hayatını size bir saat gibi kısa bir zaman içerisinde özetleyebilmeyi bana nasip etmesi için Cenab-ı Hak'tan ayrıca dua edip niyazla bulunuyorum. Çünkü geçen konuşmamda, daha önceki bir seminerde rahmetli Fazlur Rahman'ı andığımda ben bu işin boyutlarını böyle daha çok sınırlı tutmamıştım. 2,5 saate yakın dinleyenleri çok fazla yormuştum. Bu defa dersimi aldığım için sizi o kadar yormayacağım. Bir saat içerisine ne kadar sığışabilirse bir saat içinde onun düşüncelerini sizinle paylaşmaya çalışacağım. 1935 yılında Fas'ta dünyaya gelen Muhammed Abid el-Cabiri 2010 yılında yine Fas'ta Casablanca'da vefat etti. Aslında vefatı İslam dünyasında en çok etkilediği isimlerden biri benim. Çünkü tam o yıllarda kendisini ziyarete gitmek ve bizzat görüşmek istiyordum. Kısmet olmamıştı. Bunun için de ayrıca üzüldüğümü ifade etmeliyim. Ruhu şad olsun, makamı cennet olsun. Bütün bir ömrünü İslam geleneğini anlamaya, İslam geleneği üzerinde düşünmeye harcamış, İslam tefekkürünün ortaya koyduğu ne kadar birikim, İslam düşüncesinin ortaya koyduğu ne kadar ürün varsa bunlar üzerinde düşünmüş ve bunlar üzerinde kitaplar yazmış bir büyük mütefekkir olarak ben çağımızın her ilahiyatçısının, çağımızda lisansüstü ilahiyat çalışmaları yapacak her öğrencinin, akademik çalışma yapmayabilir ama İslami ilimlerle ilgilenmek isteyen her insanın Muhammed Abid el-Cabiri okumasının bir zorunluluk olduğuna inanıyorum. Onun eserlerini mütalaa etmeden, muhtevasını görmeden, onun İslami ilimlere ilişkin değerlendirmelerini fark etmeden, İslami ilimler hususunda ve özellikle de çağdaş problemlerimiz üzerinde bir insanın konuşmasının hiç doğru olmadığı kanaatindeyim. Birazdan da konuşacağımız üzere Cabiri uzunca bir yaşamı ve hayırlı bir ömrün
içine pek çok eserler sığdırmış ve sığdırmış olduğu bu eserleri ele aldığında onu üç ana başlıkta size sunmaya çalışacağım ve bu üç ana başlığı şu şekilde belirleyebiliriz. Bir, İslam tarihinde özellikle kendisinin ifadesiyle tedvin asrı dediği tırnak içinde çoğunluğu itibariyle Abbasi dönemine rast gelen bir süreçten bahseder ki bu yaklaşık 3 asırlık dönemdir. Emevileri de buna katacak olursak bunu biz ilave ediyoruz. 4 asırlık bir dönemden söz ediyoruz. İslam'ın erken dönem 4 asırlık bir sürecini içine alan ve Cabiri merhumun kendi ifadesiyle adına tedvin asrı dediği dönemde ortaya çıkmış klasik İslami ilimlerin tamamına ilişkin bir değerlendirmeyi, bu klasik dönemde ortaya çıkan İslami ilimlerin nasıl bir aklın ürünü olduğuna ilişkin, nasıl bir akıl bu ilimleri ortaya koydu ve üretmiş olduğuna ilişkin değerlendirmelerini birazdan ele alacağım. Birinci başlık bu. Yani klasik İslami ilimleri değerlendiriyor. İkincisi, Muhammed abi el-Cabiri'yi önemli kılan, İslam geleneğini bu şekilde değerlendirmeyi, yaşadığımız çağın Müslüman coğrafyasının maruz kaldığı problemlerin çözümüne bir çözüm önerisi olarak, bir proje olarak sunmayı başarabilmiş olmasını da ikinci başlık olarak ele alacağım. Ve bize ne öneriyor? Cabiri merhum içinde bulunduğumuz çağın krizlerini aşabilmede ne öneriyor hususu da ikinci bir başlık olarak üzerinde durmaya çalışacağım. Başınızı artacağım. Başlıklardan birisi oluyor. Üçüncü olarak belki de bazı noktaları itibariyle eleştireceğim, katılmadığımın altını çizeceğim, onun çağdaş Arap problemlerini, Arap uyanışını, Arap birliğini ve Arap birliği ve Arap uyanışı üzerinden Arap-İslam algısını ve biraz da Araplık konusundaki hassasiyetini her ne kadar bizim anladığımız anlamda bir ulusalcı ve milliyetçi kimlik üzerinden bunu ele aldığını söyleyemeyiz. Çünkü bu konularda hassasiyetin altını çizmemiz gerekiyor. Ama ortaya koyduğu üslubu, ortaya koymuş olduğu önerileri açısından baktığımızda neredeyse çağdaş dünyadaki Müslümanlığın yorumlanmasını, değerlendirilmesini ve yeniden ihyasını bir Arap-İslam projesi olarak ele alma konusunda hassasiyetlerini ve Arap olmayan Müslüman dünyayı adeta paranteze alarak neredeyse yok sayacak şekilde bir tavır ortaya koyması açısından bakacak olursak Muhammed Abid el-Cabiri'nin eksik tarafı budur diyebiliriz. Şimdi bütün bu üç başlığı her birerleri üzerinde çok çok uzunca konuşulabilecek olan bu üç başlığı Hazirun'u rahatsız etmeyecek şekilde inşallah çok da detaylara girmeden, çok akademik detaylar içerisinde dinleyicileri sıkmadan genel hatlarıyla ele almaya çalışacağım. Cabiri bugün kütüphanelerimizi dolduran İslam dünyasında ne kadar eser varsa, bugün İslam dünyasında geçmişten bize intikal eden mirasımızdır diye sahip çıktığımız ne kadar ilim mahsulu eserler varsa bunun gelenekte üç akıl tarafından üretildiğini söyler. Aslında İslami ilimlerin ortaya çıkışına ilişkin onları değerlendirmek ve yorumlamak açısından böyle bir perspektif ve proje üzerinden bakan da Cabiri'nin dışında tutarlı bakışa sahip ikinci bir isimden de söz etmek hemen hemen imkansızdır. Dolayısıyla Cabiri, İslami ilimlerin ortaya çıkmasında arka planda duran ve bu ilimlerin üremesine kaynaklık eden üç akıldan söz eder ki bunlardan birisi beyani akıldır, ikincisi irfani akıldır, üçüncüsü de burhani akıldır. Bunların her birerlerine ilişkin kitaplar yazmış, müstakil kitapları vardır. Tekvinul Akli'l Arabi'den, Bünyetul Akli'l Arabi'den, Es-Siyasetul Akli'l Arabi'ye kadar yazmış olduğu eserlerin hemen her birerlerinde bu akılları teker teker ele alır, inceler ve detayları hakkında görüşlerini ortaya koyar. Ama burada benim konuşmamda altını çizmem gereken bir husus var ki değerli dinleyenler, Cabiri akıl dediğinde bizim hemen aklımıza gelen aklı kastetmez. Cabiri akıl dediğinde
Bundan epistemolojiyi kasteder. Arap aklının oluşumu kitabında bunun tanımını da yapar kendisi de şöyle der. Akıl, epistemoloji, kendisiyle bilginin üretildiği, bilgi elde ettiğiniz, elde ettiğiniz bu bilgi üzerinden Tanrı, insan ve varlık hakkında bir tasavvur oluşturduğunuz, oluşturduğunuz bu tasavvurun bir yaşama, hayata dönüştüğü, bir kültüre ve bir geleneğe dönüştüğü ve bunu dönüştürmeyi mümkün kılan ilkeler ve kurallar bütününe epistemoloji, diğer bir adıyla akıl denir der. Öyleyse Cabiri'de akıl dendiğinde, epistemoloji dendiğinde kendisiyle bir bilgi üreteceğimiz kaynağı ve bu bilgiden hareketle Tanrı, insan ve varlık hakkında bir tasavvuru ve bir de medeniyeti, dünya görüşünü ortaya koymamız gerekiyor. Bu itibarla Cabiri merhum der ki, İslam geleneğinde hilafetin bir problem olarak ortaya çıkmasına bağlı olarak ve hilafete bağlı olarak ortaya çıkan problemlerin çözülmesine bağlı olarak Kur'an'ın ve dini nasların yorumlanmasına ilişkin olarak başlayan süreç beraberinde iktidarların desteklediği ve her zaman arkasında iktidarların bulunduğu beyani epistemolojinin ortaya çıkmasına neden oldu. Burada altını çizerek söylemeliyim ki Cabiri'nin bu üç epistemolojiyi karşılıklı olarak değerlendirilmesinde beyani epistemolojinin ağırlıklı olarak iktidarların epistemolojisi olduğunu, irfani epistemolojinin de başta Şia olmak üzere tasavvuf da daha sonra buna eklenecektir, muhalefetin epistemolojisi olduğunu ve ayrıca birazdan bahsedeceğim, beyani epistemolojinin irfani epistemoloji karşısındaki zayıflığını ve adeta yenilgiye uğramaya doğru gidişatını yeniden düzeltmek ve kotarmak adına iktidar sahiplerinin antik Yunan birikiminin ve felsefesinin İslam düşüncesi içerisine aktarılmasını ve tercümesini sağlayan girişimleriyle burhani epistemoloji denilen felsefi akımında aslında irfana karşı beyanın desteklenmesi anlamına geldiğinin altını çizer. Bu hızlıca söylediklerimi daha yavaşça ve altını çizerek ifade etmem gerekirse şunu söylemeliyim. Cabiri der ki, beyani epistemoloji iktidarların bir anlamda iktidarlarının meşruiyetini, diğer bir anlamda iktidarlarının devamını sağlayacak ve aynı zamanda dinin ana kaynaklarını bu manada yorumlayacak ve bu manada değerlendirecek ve bir iktidarlar tasavvuru adeta oluşturacak bir aklı temsil eder. Fakat muhalefet bu arada durmaz. Başta Şia olarak bunların karşısına çıkar, arkasından tasavvufu yanına alacak ve birazdan detaylarını arz etmeye çalışacağım imkan bulduğum ölçüde irfani epistemoloji İslami kaynaklı olmakla beraber arkasına 5000 yıl geriye giden Uzak Doğu felsefesini, mistizmi, gnostik geleneği ve hermetik geleneği de o birikimin havuzunu ve havzasını kullanarak orada biriken bilgiyi elde ederek ve bu bilgiyi kendince harmanlamak suretiyle bir irfani epistemoloji oluşturur ve bu zengin irfani epistemolojinin dini nasları adeta kural tanımaksızın serbest yorumlamaya, batini ve irfani yorumlamaya açmasının karşısında beyanı perişan edecek hale gelir ve zaman da Halife Me'mun zamanına denk gelir ve Me'mun rüyasında Aristo'yu boş yere görmeyecektir ve rüyasında Aristo'yu görür ve irfancılar karşısında sıkıştığını söyler. İrfancıların bu engin ve geniş yorumlamalarına, serbest yorumlamalarına, batini din algılarına bir türlü engel olamadığını ve buna karşı ne yapması gerektiğini söylediğinde Aristo der ki onların karşısına benim mantığımla çık, mantık onları durdurur der. Ve böylece boşuna değil, İslam geleneğine antik Yunan, mantık, felsefe ve sonraki gelişmelerden bahsedeceğim. Bunlar beyanı desteklemek üzere gelir ama evdeki hesap çarşıyı tutmaz. Halife Me'mun ve devamında gelen halifeler tercüme edilen bu İslam dışı kültürün, antik Yunan birikiminin ve felsefenin beyani epistemolojiyi ve aklı güçlendireceğini düşünürlerken beyani akılla ilk çatışma beyanla başlar. Aralarındaki bu kriz ve çatışma sonra hepsinin sonunu getirecek
ve maalesef hepsi de irfana teslim olmak zorunda kalacaklar. Sonda söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim de sonra söylediğimde daha vurgu anlaşılmış olacaktır. Cabiriye göre gelenek irfanın kollarının altına sığınmış beyan ve burhandan oluşmaktadır. Ve irfan hepsini kuşatacak kadar öne çıkmıştır. Ve cabiri İslam geleneğinde de durgunluğun, gerilemenin bundan dolayı akıldan vazgeçip irfani irrasyonalizme teslim olmaktan kaynaklandığının altını çizer. Şimdi burada genişçe ele almaya çalışacağım her bir başlığa bir kuş bakışı, bir genel bakışla bakmaya çalıştım. Çok hızlı konuştum biliyorum. İçini doldurmak istediğim çok mesele olduğundan dolayı zaman kalsın diye de biraz buraları hızlıca geçmeye çalışıyorum. Peki beyani akıl ne demek? İrfani akıl ne demek? Burhani akıl ne demek? Bunlar arasında ne tür bir fark var? Nasıl bir kriz doğuyor? Ve sonra bundan Cabiri ne çıkarıyor da bunu yeniden kurtuluşumuzun projesi olarak bize sunuyora gelelim. Değerli dinleyenler, beyani akıl bilginin kaynağını vahiy olarak kabul eder. Bilginin kaynağı vahiydir. Epistemolojik olarak bilgi vahiyden ürer. Fakat vahiy insanlığa, insanların konuştuğu bir dil üzerinden geldiği için ve bu dilde Arapça olduğu için beyani akla göre bilginin kaynağı vahidir. Vahyin dili Arapçadır. Arapçanın anlamı da Arapça kurallardır. Sarf, nahi ve edebiyattır. Sonuç olarak geliyorum. Der ki sarfa, nahve ve Arap edebiyatına uygun olarak anlaşılmayan bir Kur'an, Kur'an değildir. Ve bu şekilde elde edilmeyen bilgi, bilgi değildir. Ve bir bilginin sahih, İslami ve güvenilir olmasının olmazsa olmaz şartı Arap dilinin kurallarına uygun olarak Kur'an'ın anlaşılmasıdır der. Beyani epistemolojinin bilgi üretimindeki ilk önemli kuralı budur. Şimdi bunu böyle söyler de fakat burada çok önemli bir problem ortaya çıkar beraberinde. Şimdi bunu söylemesinin asıl esprisi şu. İrfan, irfani epistemoloji de buna karşılık der ki bilginin kaynağı vahidir. Fakat vahyi anlamanın yolu dil değil, kalbin keşfi ve ilhamdır der. Buraya dikkat buyurun lütfen. Beyani epistemoloji bilgiyi Kur'an'dan, Kur'ani vahiyden, Arap dilinin kuralları üzerinden almayı belirlerken ve bunu belirlerken de kendine göre bir sınır koyuyor ve diyor ki bu sınırların dışında anlaşılan bir Kur'an, Kur'an değildir. Elde edilen bilgi sahih değildir diyor beyani akıl. Buna mukabil irfani epistemoloji başta Şia ve daha sonra Sufiler, tasavvuf ehli olanlar diyorlar ki hayır, dil sadece Allah'ın insanlarla kurduğu ilişkinin zahiri boyutudur. Hazreti Peygamber'in temsil ettiği risaletin iki tane boyutu vardır. Biri risaleti Muhammediye'dir, diğeri velayeti Ahmediye'dir. Risaleti Ahmediye Kur'an'ın lafzi boyutunu ifade eder ve Arap dili edebiyatıyla siz elde ettiğiniz manayla İslam'ın sadece zahirine ve zahiri boyutuna ulaşabilirsiniz. Velayeti Ahmediye ise Risaleti Ahmediye'nin, Muhammediye'nin temsil ettiği Kur'an'ın zahirinin batini olanını temsil eder. Bu itibarla Hazreti Peygamber'in velayeten temsil ettiği Kur'ani manalar zahiri dilde ortaya çıkan Arap dilinin sınırları içinde zuhur eden, tezahür eden manalara kıyas edildiği zaman deryada ya katre kalır ya kalmaz diye söylerler. Onun için beyani epistemoloji geleneğimiz içerisinde zahiri, irfani epistemoloji de batiniliği temsil eder. Ve bu manada Şia, irfani ve batini geleneği temsil ederek derler ki Hazreti Peygamber kendine gelen vahiy insanlara tebliğ ederek risalet görevini yerine getirdi. O tebliğ ettiği vahyin zahiri anlamının dışındaki asıl sır manalarını kıyamete kadar gelecek,
Kur'an'ın gizli manalarını, şifreli anlamlarını, deruni manalarını Ehl-i Beyt'e ve Hazreti Ali'ye talim etti. Dolayısıyla sahih bilgi, deruni bilgi ve gerçek Kur'ani anlam ve bilgi imamlar kanalıyla gelen ve imamlar üzerinden gelen bilgidir ki bu Kur'an'ın batınıdır. Siz zahiriler Kur'an'ı anladığınızı zannediyorsunuz, aslında hiç anlamıyorsunuz derler. Şia'nın bu şekilde imamiyet üzerinden ve imamlar üzerinden yaklaşmasına mukabil tasavvuf geleneğinde gönlün ve kalbin aydınlanması, parlaması ve nuraniyet kesbetmesi ve bir ayna haline dönüşmesi tasavvuru üzerinden tasavvuf, kalbin bir aynaya dönüşmesinde derler ki bir sufi kalbini kirlerden arındırır, onu bir parlak aynaya çevirebilirse bu aynayı aynen şöyle tabir edeyim, tahta olsun genelde çiziyorum, şöyle ifade ediyorum. Allah'tan vahiy peygamberin kalbine iner. Kalbe indiğinde bunun lafzı yoktur. Henüz Arap diline dönüşmemiştir. Dil değildir. Saf vahidir, anlamdır, manadır. Lafız yoktur der. Ve dolayısıyla sufi kalbini aynaya çevirdiğinde kendi aynasını peygamberin aynasına tutar. Ve kendi kalbindeki aynada görünen vahyin manası Arap diline dönüşmüş mana değil. Saf manadır ve dolayısıyla peygamber nasıl ki kalbindeki bu saf vahyin manasını Arap diline dönüşerek dışarıya vurup zahiri kılıyorsa, sufi de kendi kalbine peygamberden yansıyan bu saf vahyin manasını kendi çağındaki yaşadığı dönemin diline zahire vurur ve sufi kendi döneminde Allah'ın indirdiği vahiyden amaç ve muradının zuhur ettiği ayna ve kaynaktır diyor sufiler. Şimdi böyle olduğunda bu anlamda baktığınızda irfani gelenek Kur'an'ın anlamlarını lafzı küçük bir gemiye, manayı da bu geminin üzerinde yüzdüğü bir okyanusa ve deryaya benzetirseniz, deryayı temsil ettiklerini iddia eden sufiler karşısında ve şia karşısında beyani epistemolojinin, sarfın, nahvin ve edebiyatın kurallarıyla tutunacak bir dalları yoktur. Bunları sınırlayamazlar ve sınırlayamadıkları için de bu aradaki kavga gittikçe büyüyecek ve açılacak. Ben oraya tekrar döneceğim ama beyana yeniden bir daha dönmek istiyorum. Beyani epistemoloji kendi içinde problemleri çözebilmek için dile dayanır. Onun için de klasik kaynaklarımızın içinde en erken teşekkür eden Ebu'l-Esved Düyeli'nin rehberliğini yaptığı dil çalışmalarına bakın, 1. asırda başlamıştır. En erken çalışmaların dil alanında başlamış olmasının sebebi aslında dilin kaideleri bozuluyor, dil şöyle oluyor, böyle oluyor şeklinde yapılan izahlar değil. Dilin kaidelerini erken dönemde belirlemenin asıl amacı dilin kaidesini belirlemek değil. Ya Kur'an'ın anlamının sınırlarını çizmektir. Buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Beyani epistemolojide dil Kur'an'ın anlamının sınırlarını belirler. Fakat beyani epistemolojinin içine düştüğü en önemli kriz, dil çalışmalarının içine düştüğü en önemli kriz lafız-mana ilişkisidir. Bugün hala Arap edebiyatı üzerine çalışan uzmanların da itirafıyla altını çizelim ki gelenekte dil çalışmalarında ortaya çıkan lafız anlam krizi hala giderilememiştir. Lafzın anlamla ilişkisi, anlam boyutu, delalet boyutları ve bunların ortaya çıkardığı krizlerin meydana getirdiği çok ciddi kriz beyani epistemolojisinin daha sonra çok önemli ölçüde kendi kendisini kilitlemesine sebebiyet verecektir. Keşke bunları çok uzunca konuşabilseydim, örnekler üzerinden lafız-mana ilişkisinin nasıl bir krize dönüştüğünü daha iyi anlatma imkanım olurdu. Ama başlıklar halinde değinmeden geçmemem gereken o kadar çok başlık var ki oradan şuraya gelmem gerekiyor. Beyani epistemolojinin dil kurallarını belirlemesinin Kur'an'ın anlamını belirlemek, buraya dikkatinizi istirham ediyorum, temel problem Kur'an'ın anlamını belirlemektir. Beyani epistemoloji dilin kuralları üzerinden Kur'an'ın anlamını belirleme konusunda ne kadar çok çalışmışsa dini nasların yorumlanmasında ortaya koyduğu usul çalışmaları, başta fıkıh usulü olmak üzere ortaya koyduğu performans da bu anlamda çok önemlidir. Bunlardan bir tanesi de icma kuralıdır. İcma meselesinin ümmetin düşüncesini tayin etmesi,
bir dönemde icma eden topluluğun fikir birliği yaparak Kur'an'ın anlamı budur, sünnetin ve hadisin anlamı budur, din de şudur dediklerinde o neslin icma ettiği konu üzerinde daha sonra gelecek nesillerin herhangi bir söz söyleme haklarının bulunmayışı, buraya dikkat edin, istirham ediyorum. Bu anlamı belirlemektir. İcma bu şekilde aslında asli hedefi olarak anlam belirlemek, dinin naslarını belirlemek, dinin yolunu netleştirmek olan icma maalesef kendi yolunu kapatmıştır. Çünkü bir önceki nesil, bir sonraki neslin düşünce alanlarını icmalarla, içtihatlarla sınırlamaya, özellikle kıyas üzerinden, birazdan bahsedeceğim, illet talil üzerinden, kıyaslar üzerinden daraltmaya başlayınca her gelecek nesil düşünce alanında bir daralma hissediyor. Çünkü öncekilerin düşüncelerini irdeleyemiyor, reddedemiyor, onu aşamıyor. Böylece zaman içerisinde daha 5-6 asır geçmeden içtihadın kapısı kapanıyor, kimse kapatmıyor. Kendi kendini kapatıyor çünkü düşüneceği bir şey kalmıyor. İçtihad edeceği bir şey kalmıyor. Bunun en önemli sebebi, değerli dinleyenler, şöyle altını çizebilirim. Cabir'in ruhu şad olsun kendi ifadesini kullanarak söyleyeyim ki bu anlattıklarımın hepsi aslında onun ifadeleri. Benim kendi üslubumla dile getirdiğime bakmayın. Tamamı onun ifadelerini kullanarak konuşuyorum. Hiçbir kendi katkım yok. Tamamen onun ifadelerini kendi üslubumla anlatıyorum. Şöyle diyorum. Öyle bir noktaya gelindi ki yeninin meşruiyeti ancak bir eskiye dayanmakla sağlanabildi. Yeni ben de meşruyum diyebilmek için kendine eskide bir dayanak aradı. Geçmişte bir kaynağı olmayan hiçbir yeni meşru olamadı, bid'at olarak kaldı ve yenilenemedik. Eskinin yeniyi bu şekilde belirleyişi, yeninin eski olmadan kendinde bir vücut bulamayışı, beyani epistemolojinin kilitlenmesine sebebiyet verdi. Şimdi Cabiri diyor ki, bir, dilde lafız mana krizi dili kilitledi. Fıkıh usulünde illet, mağlul, kıyas meselesi dili kilitledi. Daha da önemlisi, düşüncenin önünü açması beklenen beyani alanın en önemli ilim alanı olan kelamın şahit üzerine gaibi temellendirmesi, gaibi sürekli şahide kıyaslayarak ele alması, kelamın hiçbir zaman ayakları yere basan bir ilim olmasına imkan sağlamadı. Cabir'in en önemli eleştirilerinden biri olarak kelam ilminin aralarında hiçbir benzerliği olmayan, biraz sonra üzerinde duracağım, Endülüs tecrübesinde Davud Ez-Zahiri ile başlayan süreçte ciddi manada karşı çıktıkları kelamın gayb alemini ele almaları ve gaybı ispat edebilmek için şahidi temel yapmaları kelam ilminin ölü doğmasının asıl nedenidir. Bunun altını çiziyorum ve ısrarla da söylüyorum. Cabir-i merhuma aynen katılıyorum. Bizde bir kelam ilmi ve usulüddin doğamamıştır. Çünkü bu sebeple ölü doğmuştur. İlk temel ilkesi, usulün üzerine oturduğu en temel ilke batıldır ve çok ciddi problemlidir. O da gaibin şahitle temellendirilmesidir. Şimdi bir taraftan dilin, diğer taraftan fıkıh usulünün, diğer taraftan kelamın bu şekilde kendi içinde kilitlenmesi beyanı irfan karşısında derbeder hale getirmiştir kelimenin tam anlamıyla. Bu itibarla Cabiri der ki, beyani akıl ürettikleri içinde giderek kendisini boğan bir süreçten kendisini kurtaramadı. İrfan karşısında sürekli zayıfladı. İrfan güçlendi, onlar zayıfladı. Umudu Yunan kültürünün, özellikle Aristo mantığının beyanı destekleyecek şekilde tercümesinde aradı. Çünkü gördü ki mantıki kurallar reddi imkansız şekilde bir argüman ortaya koyabiliyor. Eğer Kur'an'ı dil temelli beyan epistemoloji mantığın desteğini de yanına alarak güçlenebilirse irfan karşısında son büyük bir zafer kazanabileceğini umut etti. Ama bu noktada burhani epistemoloji olarak tanımladığı Cabiri'nin Batı geleneğinin Aristo temelli mantığını ve daha sonra da felsefenin tamamını tercüme ederek İslam kültürüne katınca İlk kavga dilcilerle
dilcilerle mantıkçılar arasında çıktı. Çünkü beyan epistemolojinin zemini dilden oluşuyor, söyledim. Ve dilciler dediler ki, bizim Aristo'nun mantığına ihtiyacımız yok ki. Arap dilinin mantığı nahivdir. Tabii öyle diyorlar. En nahvu aklul Arap. Nahiv aklı, Arap'ın aklıdır. Biz nahivce düşünürüz. Nahivde irab, nahivde fiil-fail ilişkileri, nahivde her şey bir mantık üzerine gider der ve onun için de Medda bin Yunus'la Ebu Said Es-Sirafi arasında gerçekleşen ve halifenin huzurunda gerçekleşen, dilciler mi haklı, mantıkçılar mı haklı, dilciler mi söylediği mi doğru yoksa mantıkçıların söylediği doğru şeklinde zuhur eden bu münazereyi de elimize, bu belgeler var, bu münazaralar da var. Ne kadar güvenilir olduğu tartışmasını paranteze alarak söylüyorum. Münazarayı Aristo'nun temsilcisi Medda bin Yunus değil, Ebu Said Es-Sirafi kazanır. Böylece beyanı güçlendirsin diye getirdiğimiz mantıkla, felsefeyle ilk çatışan beyanın kendisi olur. Tabii bu beyanın çatışmasında dikkat edersek ne meydana gelir, kim kazanır? İrfan kazanır, İrfan öne çıkacak. Daha sonra özellikle Farabi ve İbn Sina üzerinden Neoplatonizmin ve Gnostik felsefenin, Pisagorizmin ve Uzak Doğu'dan gelen Hermetik geleneğin Harran'ın fethinden sonra, İskenderiye'nin fethinden sonra İslam'ın içine karışmasına, bunları da efendim dikkate alırsak, çok değerli dinleyenler, şuraya gelmiş oluyoruz. Der ki Felsefi Mirasımız ve Biz adlı meşhur eserinde Cabiri der ki, özellikle İbn Sina üzerinden, İbn Sina felsefede aklı bırakarak irfani ve hermetik irrasyonalizme kendini kaptırarak Aristo Meşşailiğinden Neoplatonistik ve aynı zamanda Gnostik ve hermetik geleneğin bir takipçisi haline gelip orada bir meşriki ve işraki ekole suhreverdiğe adeta İbn Arabi'ye teslim olacak bir biçimde kendisini konumlandırması, yani söylem itibariyle söylüyorum bu İbn Arabi ve suhreverdiği ifadesini, söylem itibariyle oraya gelmesini şu şekilde değerlendirir Cabiri. Burhan da ölü doğdu. Çünkü Burhan'ı temsil eden Farabi ve İbn Sina bu geleneği, rasyonalizmi temsil eden ve aklı güçlendirecek bir akım haline getirmek yerine irrasyonalizme dönüşen ve irrasyonel bir çizgide temsil edecek bir noktaya geldi, der. Peki uzatmayayım. Bu şekilde hem Burhan'ın hem de beyanın irfan karşısında kendilerini teslim edecek şekilde böyle bir noktaya sürüklenmesinin arkasından Davud el-İsfahani'nin, yani Zahiri mezhebinin kurucusu Davud el-Zahiri olarak bilmiş olduğumuz bu çok meşhur Endülüslü alimin projesini Cabiri Endülüs umudu olarak bize bir proje olarak sunar ve Endülüs bizim için bir umut olabilirdi. Ama gel gör ki Endülüs'ün özellikle Orta Hicaz bölgesi merkezi Müslüman medeniyeti bölgeden coğrafi olarak ayrı olması, uzak olması ve Maliki mezhebi üzerinden kendisini temellendirmiş olması söylem itibariyle İslam dünyasında karşılığını bulamaz. İslam dünyasından daha fazla karşılığını Batı dünyasında bulur ve Batı medeniyetinde aydınlanmanın Endülüs tecrübesine çok şey borçlu olduğunun altını çizer felsefe anlamında Cabiri. Şimdi acaba Endülüs umuduyla Cabiri orada ne gördü de oraya bir umut bağladı. Sonra da çağımızdaki kurtuluşu Endülüs üzerinden ve Endülüs projesi üzerinden bize, eğer biz de yeniden bu asırda dirilecek, canlanacak, yeniden bir İslam tecdidi ve ihyası ve uyanışı yaşayacaksak, bunun için Endülüs tecrübesi bizim kaçınılmaz olarak dikkate alacağımız bir projedir diye neden söyledi üzerinde, yorulmanızı ve yorulduğunuzu bilerek, çok özür dileyerek bir 10 dakikanızı daha alarak bunun üzerinde durmak ve toparlamak istiyorum. Hoşgörünüze sığınarak. Şimdi der ki Cabiri, Endülüs tecrübesinde Davud el-Zahiri'nin en önemli tezi şudur. Din gayet açıktır, kimsenin yorumuna ihtiyacı yoktur. Çünkü başımıza ne geldiyse yorumdan geldi der.
ümmeti ihtilafa düşüren yorumdur. Ve yine altını çizer, der ki Kur'an'ın anlamı Arapçadır ama onu anlamak için nahve ihtiyacımız yoktur. Nahvin aslı semaidir. Nahivcilerin kıyasi olarak icat ettikleri nahvin tamamı batıldır. Hiçbirisi de bizim Kur'an'ı anlamamıza değil, tam aksine anlamamamıza neden olmuştur diyerek nahve ve dile çok ciddi karşı çıkar. Ve dil konusundaki bu çok radikal karşı çıkışının arkasından gelenlerde bahsedeceğim. Bu çok önemli karşı çıkışının arkasında da şunu söyler. Der ki bir kere bir, Kur'an açıktır, herkes anlar. Anlamak için ülema olmaya, müştehid olmaya gerek yok. Bir avam havvas ayrımı batıldır. Müştehid, mukallit ayrımı batıldır. Herkes Kur'an'dan kendisi anlamalı ve kendisi amel etmelidir. Aksi kesinlikle Kur'an'la bağdaşarak temellendirilemez der ve şunu söyler. Kur'an apaçıktır bir. Kur'an akılla çelişmez iki. Hatta Cabir'in ifadesiyle tırnak içinde söyleyeyim. Aynen şu şekilde yorumlar. Davud-i Zahir'in bu duruşunu Cabir'i şu cümleyle yorumlar ve özetler. Der ki, akli olan her şey Kur'anidir, Kur'ani olan her şey aklidir der. Davud-i Zahir'in bu kadar akla vurgu yapması, bu kadar zahire vurgu yapması, bu kadar diğer ihtilaflara sebebiyet verecek dil merkezli ve dil vurgusu üzerinden meseleyi reddetmesi ve buna karşılık da mantık bilmeyenin ilmine itibar olunmaz diyen de erken dönemde odur ve dolayısıyla mantığa Aristo'ya sahip çıkması ve Burhan'ı ilk defa alıp beyani epistemolojinin destekleyicisi haline getiren de Davud-i Zahiri'dir diyor Cabir. Bu itibarla Davud-i Zahiri'nin söylemi tarihte ve Orta Hicaz bölgesinde ve merkezi Müslümanlıkta, kültürel olarak merkezi Müslümanlıkta bir türlü başarılamayacak şeyi aslında Davud-i Zahiri ile başlayan süreçte Endülüs başarmaya başlamıştı diyor. Çünkü mantığı, dili ve beyan epistemolojiyi daha sağlam temelde ele almak istiyordu. Neden? Şimdi yoruldunuz biliyorum ama burası çok önemli olduğu için üzerinde durmak istiyorum. Bir, dili nahivcilerin tanımlamalarına boğulmaktan kurtararak lafız-anlam ilişkisindeki problemi çözmeyi hedefliyor bir. Fıkıh usulcülerinin üzerinde krize düştükleri ve içinde boğuldukları bir türlü çıkamadıkları ahkamı illetlere bağlayan illet talil üzerinden, illet mağlul üzerinden meseleye bakış açılarını reddederek hüküm illetle belli olmaz, hüküm illetle sabit olmaz, hükmün esası maslahattır demek suretiyle ilk defa maslahatı illetin yerine kaim etmek suretiyle yeni bir fıkıh usulü ve kıyası tamamıyla reddetmek suretiyle kıyasın bizi getirdiği, icmağın bizi getirmiş olduğu felaketlerden kurtarmayı öneren bir metodoloji önermek suretiyle 3. Kelamcıların ölü doğmasına neden olan ve bir türlü kelam ilminin zuhur etmesine ve kelam usulünün doğmasına engel olan gaibin şahitle temellendirilmesinin batıl ve böyle bir yola gitmenin de tırnak içinde ona ait bir ifadeyle söylüyorum ahmaklığın daniskası olduğunu söylemek suretiyle kelamcılara tarihte getirmiş en ağır ifadelerde saldırır ve İslam dünyasında kelamcıların çok büyük hata ettiğini ve hiçbir zaman doğru bir kelamın doğmadığının altını çizer Davud-i Zahir. Davud-i Zahir ile başlayan bu süreç arkasından çok önemli bir isimle gelecek ve maalesef üzgünüm vakit daraldığı için üzerinde duramayacağım. İbn Hazm bunu sistemli çok ciddi bir metodolojiye dönüştürmenin adımlarını atacak ve İbn Hazm Davud-i Zahir ile başlayan bu sürecin en önemli tarihteki temsilcileri olarak keşke benim bu metodolojimi İslam dünyasının bir kurtuluş projesi olarak bunu uygulayabilecek bir siyaset, bir politika, bir yönetim olsaydı diye bunu duasında ve kitabında belirten İbn Hazm'ın duası kabul olacak. Muhammed İbni Tumert bunu siyasi bir proje olarak uygulamaya da koyacak ama bunda çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğiz. Bu başarısız proje arkadan İbni Bağce ile çok ciddi aşamalar kaydedecek ve nihai noktayı İbni Rüşd koyacak ki 6. yüzyıla 595'e geliyoruz.
6. asırda İbn-i Rüşd bu meselenin çok önemli olarak altını çizerek ve diyecek ki, bir dakika, bu din ve felsefenin ikisini birbirine karıştırmayalım. Bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Ayrı ayrı el alalım. Ayrı ayrı olmaları birbirine karşı olmaları anlamına gelmez. Aynı hedefe iki farklı yoldan gitmek anlamına gelir. Birinin yeri bura, öbürünün de yeri buradır der. Ve Aristo'yu Aristo üzerinden okumayı, felsefeyi felsefeciler üzerinden okumayı söyler. Ve geleneğimizde önemli bir felsefi tıkanmanın temsilcilerinden olan Gazali'yi de antik Yunan felsefesini o felsefenin bizatihi kendi yazarları üzerinden değil de İbn-i Sina'nın üzerinden okuyarak, felsefeyi İbn-i Sina'dan öğrenmekle eleştirerek felsefeyi hiçbir zaman doğru anlayamamış olmakla itham eder. Ve dolayısıyla İbn-i Rüşd projesini Cabir'i bize şu birkaç cümleyle özetler ve kurtuluşumuzu oraya bağlar. Der ki bir, biz yeniden İslam dünyası olarak bir medeniyet kuracak, ihya olacaksak proje belli, Endülüs projesidir. Aklı esas alacağız. Evrensel akıl esastır. Akla aykırı bir din yorumu kabul edilemez. Din ne vahiy olarak ne de Kur'an olarak akla aykırı olamaz. Dolayısıyla aklı esas yapmak zorundayız. İki, kelami ve fıkhi alanda biz mutlaka insanı merkez alan ve insan maslahatını, insan değerini dikkate alan maslahat üzerinden yeni bir fıkıh, yeni bir İslam yorumu yapmak zorundayız. Ve maslahat bizim yol göstericimiz olmak durumundadır. Başka yolumuz yoktur der. Dolayısıyla Cabir'i, buradan da son bölüme geçiyorum ve onu çok kısa özetleyerek bitireceğim. Araplığın, Arap İslamı'nın ve Arapçanın İslam'ın ana malzemesi olmasından hareketle ihmal edilemeyecek, göz ardı edilemeyecek bir alana tekabül ettiğini, bu alanı dikkate alarak mutlaka Arap'ı, Araplığı ve Arapçayı dikkate alan bir İslam yorumunu, ama bunları en dürüst tecrübesinde görmüş olduğunuz şekilde felsefeyi dışlamadan, ama felsefeyi doğru aklın, doğru epistemolojinin temeli olarak kabul etmeyi, maslahatı, fıkhi ve dini anlamada rehber edinmeyi söyler ve son olarak da şunun altını çizer. İslam dünyası yeni bir uyanıştan, yeni bir medeniyetten, yeni birden bir ayağa kalkmaktan söz edecekse, geçmişteki bu üç akıldan, beyan, irfan ve burhandan oluşan ve bu üç aklın harmanlanmasından hasıl olacak yeni bir epistemoloji, yeni bir akıl ortaya koymak zorundayız. Bizi var edecek olan şey yeni bir epistemolojidir, yeni bir akıldır ve bir yeni bir epistemolojiniz, yeni bir aklınız yoksa yeni dünyada yerinizde yoktur der. Bu itibarla yeni dünyada yerimizin olmasını bizim çok önemli bir geçmişimiz olan mirasımızı doğru okumaktan, doğru anlamaktan geçeceğini söyler. Ve muhteşem mirasımızı büyük bir fuara benzetir. Her şeyi bulacağınız bir fuarda hiçbir şey alamıyorsanız ne alacağınızı bilememenizden ve bu fuarın çok zengin olmasından kaynaklanır der. Onun için bizim bu zengin mirasımızdan bizi ihya edebilecek bir epistemolojiyi çıkarma çabaları olarak genç ilahiyatçılardan ve genç akademisyenlerden o merhumun da beklediği, bizim de beklediğimiz, hepimizin umudu bir yeni akıl, bir yeni perspektif, bir yeni epistemoloji çıkarmaktır. Bu eskiyi red değildir. Hasan Hanefi ile yapmış olduğu Hıvarul Mağrib vel Maşrık'ta mektuplaşmalarının tercümesi yapıldı, Türkçe'de var. Orada da el aldıkları gibi yeniden yapılanma eserinde kendisinin bizzat ortaya koyduğu gibi altını çizerek söylemeliyiz ki bu eskiyi, geçmişi ve geleneği red değildir. Onu doğru anlamaktır ve doğru değerlendirmektir. Bir benzetmeyle sözlerimi özetleyip varsa sorularınızı alacağım. Böylece tamamlamak istiyorum. Cabir'i merhumun hemen hemen yayınlanmış, yayınlanmamış tüm eserlerini okuyabilmiş, okumaya çalışan bir kardeşiniz olarak bunu söylüyorum. Geçmişle olan münasebetimizi şöyle bir örnekle özetlemek istiyorum. Hayatı boyunca bütün çabalarıyla bir bakkal dükkanı açabilmiş bir baba, ölüm döşeğindeyken çocuklarını çağırır ve onlara der ki, size bir bakkal dükkanı miras bırakıyorum. Umarım
mirasıma sahip çıkarsınız der. Baba vefat eder ve çocuklar ikiye bölünürler. Bir kısmı babanın bakkal dükkanına, mirasına sahip çıkmayı ömürlerinin sonuna kadar o bakkalı bakkal olarak korumak şeklinde algılar. Ki bugün geleneğimizde çoğu böyle algılıyor geleneğe sahip çıkmayı. Diğerleri de babamızın ömür boyu çalışıp çabalayıp bir bakkal dükkanı olarak emanet ettiği bu bakkalı bir holdinge çevirmek babamızın mirasına sahip çıkmaktır diye algılar. İşte Cabir merhum takipçilerinden ve Müslüman gençlikten geçmiş mirası bu şekilde dönüştürmeyi beklemektedir. Hepinize saygılar, hürmetler arz ediyorum.